Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Bu kanalı izleyenler biliyordur. Cezayir'i diğer Arap devletlerinden bir tık farklı görürüm. İki nedenden. Cezayir birinci olarak tıpkı biz Türkler gibi bağımsızlığına antisömürgeci bir mücadele verip hatta bizlerden daha ağır bedeller ödeyerek yaklaşık 2 milyon insanını Fransız sömürgecilerin mermilerinde kaybetmiş şerefli bir Arap devletidir. Cezayir'in sınırlarını İngiliz ve Fransız sömürgeciler Sykes-Picot anlaşmasında olduğu gibi çizmemiştir. Cezayirliler sömürgeciyle korakor savaşarak gururlarıyla kendi devletlerini kurmuş bir Arap toplumudur. Bu bir. İkincisi, başından sonuna kadar İsrail'i hiç tanımadan, diplomatik ilişki hiç kurmadan başından sonuna ve bugüne kadar Filistin milletini, Filistin halkını en net, amasız, fakatsız, lakinsiz İsrail'le herhangi bir anlaşmaya varmadan destekleyen bir devlettir. Bu yönleri itibariyle Cezayir'e ben kolay kolay toz kondurmam. Ama tabii ki bir ülkenin daha müreffeh, daha demokratik, daha insan haklarına sadık bir toplum olması da hepimizin hoşuna giden bir durumdur. Cezayir kurulduğu yıllardan bugüne kadar en son 20 yıl Bouteflika denilen bir adam yönetti. Onun öncesi de var. Ne yazık ki oligarşik bir vesayeti de beraberinde yapılandırmış bir devlettir. Yani 1960 ihtilalinden sonra Türkiye'de NATO tarafından oluşturulan ve Mustafa Kemal'in adının Kemalizm adı altında NATO Türkçüler tarafından kullanıldığı süreçte nasıl bir askeri vesayet yapılandırılmışsa Cezayir ordusu da bir sömürgeciliğe karşı verilen mücadeleden elde edilen siyasi güçle benzer bir yapıyı Cezayir'de kurdu. Bu başlangıçta işleyen bir yapıdır. Sonuç itibariyle ülkeyi derleyip toparlama süreci için iyidir diye düşünülür. Fakat süreklilik arz etmesi çok ciddi bir sorundur. 2019 yılında büyük halk gösterileri sonucunda Bouteflika gitti ve ülke bir seçim yaptı ve o sırada 73 yaşında olan Abdülmecit Tebun Cumhurbaşkanı seçildi. Fakat Tebun yaşı itibariyle, geldiği yer itibariyle, ordu ile ilişkileri itibariyle ülkenin reformunu yapabilecek bir kabiliyet değildi. Tam tersine hemen sağ yanında oturan Genelkurmay Başkanı yüzünden ve onun Said Çenegrini'nin yüzünden bütün Cezayir halkının gözünde vesayet sistemini devam ettiren, seçimle iş başına gelmiş bir cumhurbaşkanı olarak değerlendirildi. Şimdi bu pazar burada bir seçim yapıldı. Seçim kimin kazanacağı tartışmalarından çok Cezayir halkının sandık başına gidip gitmeyeceğiyle bağlantılı bir seçimdi. Ve sonuçta yenilen askeri konseyin başkanlığındaki o vesayet rejimi oldu. Çünkü Cezayir'de kayıtlı 24 milyon, 45 milyonluk bir ülke, 24 milyon seçmenden sandık başına 5.6 milyonu gitti, oy kullandı ve seçime katılma oranı tarihte hemen hemen hiçbir demokraside görülmemiş ölçekte 23.3 oldu. Bu oran 2019'da yaşanılan %39.9'luk katılım oranının %16.6 daha aşağısı. İşte toplumlar ve siyaset ve devletler bu noktada düşünmek zorundalar. Cezayir halkı bir şeyden rahatsız ve bu rahatsızlığını
sandık başına gitmeyerek açıklıkla ifade etti. Direnirseniz belli ki o güzelim ülke içeriden çatlayacak. Reformun yolunu açmazsanız belki de devrim arayışları başlayacak. Hikayemiz budur. Hikaye budur. Bir de tabii Abdülmecit Tabun'un %94.7 gibi Vladimir Putin'le İlham Aliyev'i de geride bırakan bir oranda seçilmiş olması ayrı bir tartışma konusu olabilir. Hoşça kalın.